Senin çocuğun var mıydı? Benim çocuğum yok. Eşimden dolayı benim çocuğum olmuyordu. Çocuğun olmuyordu. Evet. Bunu Salim'in ailesi sana ulaştı. Sonra? Evet. Bize ulaştıktan sonra işte vermek istediler bize. Hı hı. Ben de dedim ki yani elimden geri alırsınız dedim. Çok yoksul bir aileydi. Ben bunu aldıktan sonra ben bunu 25 gün iğne tedavisi yaptırdım. Niye, hasta mıydı Salim? Yani alt kısmı çürümüştü bedenden aşağı çocuğun. Bakımsızlıktan çok kötüydü. Bakamamışlardı Bak, Salim'e. Bak biberonuna bile bakabilirsiniz. Bu şekildeydi. Kıyafetini saklayacak durumda değildi. O kadar yoklulardı. Ben bunu aldıktan sonra Adana'nın kanallarına çıktılar yokluktan. Oraya da çıkınca dediler ki... Kardeşi var mıydı Salim'in başka? Bundan büyük, 2,5-3 yaşında bir abisi vardı. Bir abisi vardı. Evet. Abisi vardı. Yani öylelikle biz aldık, peki üstümüze yazdırdık. Kim bıraktı size tam olarak? Bırakan kişinin adı ne? Önce babası... Yani Salim'in babasının adı Nadir Çintoğlu, evet, Nadir onu söyleyelim. Çintoğlu. Evet. Annesinin adı? Arzu. Arzu Çintoğlu. Evet. Çintoğlu. Evet. Nerede oturuyorlardı tam? Denizli Mahallesi. Adana Denizli Mahallesi, Narlıca'da oturuyorlardı o zaman. Ama Adana Denizli, evet, Mahallesi, ki duyanlar olsun diye şey, evet, olarak canım, söylüyorum. Bilirler zaten. Eşim dolmuşçuydu. Dolmuş arkadaşları daha yakından iyi tanır. Eşimin resmini sık sık gösterirseniz belki ulaşmaları daha kolay olur. Peki Arzu Çintoğlu, ve Nadir Çintoğlu size, evet, çocuklarını verdiler. Evet. Sonra ne yaptınız siz? Ben bunu aldım eve getirdim. Bizim durduğumuz ev 4 kat. Ben 1. kattaydım. Kaynanamı çağırdım, görümcemi çağırdım. Bunu bir güzel yıkadık. Eltimin kardeşinin hanımı vardı orada, hemşireydi. 25 gün buna tesadüfen o da orada kaldı. 25 gün buna iğne yaptı. Allah razı olsun. İğne yaptılar, vitaminler. Evet. Evet. Yani 25 gün ben buna tedavi yaptım. Eğer bakmasan diyorlar ki yasal yoldan niye almadınız? Hı hı. Annesine çok söyledim. Annesi dedi ki sana da bırakmazlar, bana da bırakmazlar dedi. Ha. Ben de bir kere yüreğim yurda vurdurunca... gider mi dediler aslında. Efendim? Çocuğu bırakırsam yurda gider diye mi söyledi sana? Yurda mı gider dedi artık. Yok, alıp başkasına mı vermek istediler? Orasını bilemiyorum canım şimdi. Kimseye de bir şey diyemem yani. Hı hı. Öylelikle aldık biz bunu. Tedavi ettirdim. Eşim hemen gitti üstüne yazdırdı. Ondan sonra bir ay sonra Mithat Paşa'da bir amcası var. Evet. O zaman öyleydi. Annesiyle geldiler. Annesi dedi ki biz İstanbul'a taşınacağız dediler. Bir miktar bize para söylediler. Ondan önce de o Fatma... Yani sizden para mı istiyorlardı? O an için istediler. Ama önce de istediler mi onu bilmiyorum. Şimdi eşim öldü. Eşin vefat etti. Eşim 2015'te vefat etti. 2015'te vefat etti. Evet. Senden bir süre sonra para istediler. Bir ay sonra. Bir ay sonra. Biz bunu aldık yani. Evet. Ondan sonra amcasıyla annesi geldi. Ondan sonra daha önce de bize dediler ki gelen olursa siz para vermediğiniz için başka aileye verecekler. Aa, senden alıp... Alma doğru, alma yanlış. Şimdi günahlarını almayayım canım. Kim dedi bunu sana? O Fatma abla dediğimiz kadın. Evet. Hakan dediğimiz eşimin arkadaşı, Hakan'ın annesi. Eğer gerekirse dediler almayak, çalışırlarsa vermem dedi. Soyadı vermem. Ne? Soyadı ne kadının? O adını, soyadını bilmiyorum canım. Hı-hı. Bilmiyorum. Öylelikle biz aldık, bu yaşa getirdim. Şimdi de gerçek ailesini bulmasını istiyor. Ben de çok istiyorum bulmasını. Salim, efendim, sen ne hissediyorsun? Şimdi aileni anlatıyor. Sen ne zaman öğrendin bu olayı? Evlatlık ben, olduğunu yani. Yani 10-11 yaşlarında filandı işte. Biz arkadaşlarımızla tarlada oyun oynuyorduk. Köy yerinde yaşadığımız için. Orada bir tane adam vardı. Arkadaşlarımı köşeye çekti. Ben arkadaşlarımdan duydum tabii. Şey demiş... Bu çocuk evlatlık, bu çocukla oynamayın, bu çocuk size zarar verir. Ay. Biz köye yeni gelmiştik zaten o zamanlar. Arkadaşlarım geldi söyledi, ben direkt eve gittim zaten, hiç durmadım orada. Babama sordum, babam hiçbir şey diyemedi. Hı hı. Adam yani kendisinden duymamı isterdi. Ondan sonra ben geçtim birkaç gün odadan çıkmadım. Kendim, hı hı, odaya kapattım falan filan. Üzüldün mü o dönem Salim? Yani ister istemez üzüldüm. Tabii sıkıntılar yaşadı. Evet. Zaten... Zor bir şey değil mi? Kolay değil tabii. Peki yani... hiç sen hissediyor muydun arkadaşlarına söylemeden önce? Hani Fatma Hanım'ın sana gerçi çok iyi davranmış belli hiç, ki ama. Hiç hissettirmediler abla. Hiç hissettirmediler abla sana. Yani söylemeseler öyle kadar giderdi. Zaten öz annem yerinde benim için. Can ciğerim yani.
Demek ki sana çok sevgi gösterdiler. Hiç ayırt etmediler ki. Eşim de çok sevdi. Ne ailesi ne kendileri hiç ayırt etmediler ki. Çok güzel bir şey. Yani böyle güzel bir şekilde duygu vererek bakmak çok apayrı bir şey. Peki. Zaten insan öyle alışıp kendi evladı gibi görmezse bir çocuğa bakamaz ki. Bakamazsın. Çok zor bir şey. Zor bir şey tabii. Peki Salim, şimdi senin için dünya o zaman değişti. 10-11 yaşında sen öğrendin evlatlık olduğunu. O zaman odama kapandım diyorsun. Mutsuz oldum. 2-3 gün kadar yani öyle oldu. Sonra? Sonrasında işte tabii ufak tefek sıkıntılar yaşadık. Bir nevi psikolojik sıkıntılar falan başladı işte. Yani ondan sonra da hiç ben yadırgamadım yani. Aynı devam etti. İlk gün nasılsa nasıl tanıdıysam öyle devam etti. Merak ediyor muydun? Hep merak ettim ama içimde bir kızgınlık olduğu için bulmak istememiştim. Onlara kızıyordun değil mi? Aynen. Öz anne babana kızgınsın. Aynen. Yani kızgınlık vardı içimde. Hiç merak etsem de bulmak istememiştim. Birkaç kere zaten Adana'ya, Mithatpaşa'ya gittim amcamı bulmak için. Hatta bir arkadaşımla beraber gitmiştik. Muhtarlığa falan soy isim falan verdim. Hiçbir şey çıkmadı. Aradın. Hiçbir sonuç çıkmadı. Fatma Hanım, sen o öz annesini ararken ne hissediyorsun? Vallahi ben hiçbir şey hissetmiyorum açıkçası. Ben bulunsun istiyorum. Ölene kadar da arkasındayım. Bulunsa da bulunmasa da. Oğlumun kendi bileceği iş. Peki bulmasından korkuyor musun? Hiç korkmuyorum. En büyük destekçim kendisi zaten. Yani bunun mutlu olmasını istiyorum ben. Başka hiçbir isteğim yok. Onun yüzü mutlu gülsün. Olması seni evet. mutlu ediyor. Sadece tabii. mutlu olsun yeter diyorsun. Evet. Çünkü eşim öldü. Benim her şeyim bu. Ne güzel birbirinize karşılık yani. Senin evet. için öz evlattan farkı yok değil mi? Ben asla öyle düşünmedim ki. Eşim de aynıydı bak. Peki hiç korkuyor musun Fatma Hanım? Hani bırakır gider Salim öz annesinin yanında. Hiç korkuyorum. Kalbim çok temiz. Gerçek söylüyorum canım. Hiç korkum yok. Şu an duygulandım da biraz üzüldüm. Neden duygulandın Yoksa, sen? Ne gibi düşünüyorsun? Yani kolay değil. Ne peki? Peki Fatma Hanım acaba aklına şu mu geliyor? Hani ailesini bulamazsa Salim yalnız kalır ileride. Üzülür. Benim üzüldüğüm şey yok. Yoksa ben yani ailesini bulur da gider de diye üzüntüm asla yok. Ben oğlumun mutlu olmasını istiyorum. Bak annesinden kalan da tek yadigar bu. Belki annesi bundan tanır da çıkar inşallah kavuşurlar. Allah'tan tek dileğim bu. Peki sen şimdi duygulandın ya aslında. Aklından nasıl düşünceler geçiyor? Ya oğlumun mutlu olması için. Ben ölmeden mutlu olsun istiyorum. Tek şeyim o. Başka bir hiçbir beklentim yok. Yani kendini mutlu hissetsin. Mutlu olsun istiyorum bulsun. Evet. Üzülmesin. İçinde şüphe kalmasın. Yani inşallah onlar da bizim sesimizi duyar. Bu da annesi inşallah tanır da gelir. Biberondan tanır mı sence? İnşallah tanır biberondan. Bununla çay veriyordu annesi ağzına benim almaya gittiğimde. Bu biberon. Çay veriyorlar bebeğe. Bebeğe işte bunun da ağzına da içine ekmek doğramış çay veriyordu. Kardeşinin de elinde yeni yürüyordu. Ona da çay veriyordu. Onun için yani kıyafetleri de biraz şeydi yani kaldırılacak durumda değildi. Ben de annesinden yadigar diye bunu sakladım. Salih'i getirdiklerinde Batuhan diyorlarmış adını öyle mi? O zaman dedilerdi bir kere ama işte ben ondan sonra biz aldık hemen Salim ismini yazdırınca. Ama onlar unuttum. Batuhan diyerek koymuştu. O zaman öyle dedilerdi sanırım yalnız söylemeyeyim gene de. Ben öyle hissediyorum öyle dediklerini sanıyorum. Biz ismini tabii tekrar söyleyelim. Annesinin öz annesinin adı Arzu Çintoğlu. Arzu babasının evet, ismi Nadir babasının Çintoğlu. Nadir Çintoğlu. Evet. Onların söylemine göre de Batuhan Çintoğlu aslında evlatları. Ama kimliği var mıydı yok muydu bilmiyorum. Çünkü daha bebekti. Çıkardılar mı çıkarmadılar mı bilmiyorum yani. Salim sen hep bizim ekip arkadaşlarımıza da demişsin. Sen abini çok merak ediyormuşsun. Evet aynen, abisini ben çok abimi merak ediyorum. Çünkü kardeşlik duygusunu yaşamadın. Tamam anne baba duygusunu yaşatmışlar sana. Ya tek büyüdüğü için hep abi hayal ediyor. Hep kardeş isterdi. Allah'ım da bizi hakkımızda böyle hayırlıymış.